Merhabalar, video çekimi 3. Bugün Mars'ın retrosundan bahsedeceğiz. Mars bizim için birazcık dur önerileri geldi, o yüzden birazcık durayım. Mars retrosu şu demek, önce Mars'ı anlatayım. Mars bizim için savaş gezegeni. Aslında yaşamla mücadele enerjimizi, yaşama karşı tavrımızı, hareket etme şeklimizi, nasıl savaştığımızı, zorluklar karşısında ne yaptığımızı, nasıl bir tavır sergilediğimizi Mars'la görürüz. Mars geri gittiğinde biraz enerjimiz içimize kaçar. Yani gidip konuşasım var ama adım atasım yok. İşte aslında çok seviyorum ama kahveye gidesim yok. İşte bu işe başlamak istiyorum ama ama şimdi kim organize edecek gibi böyle birazcık enerjimiz, neşemiz demeyeyim ama enerjimiz, gücümüz, motivasyonumuzu azıcık kaybedeceğimizi düşünebilirsiniz. Mars retro olduğu zamanlarda da genelde hani agresyonun çok fazla arttığı, kavgaların çok arttığı, insanların birbirine durup dururken öfkelendiği, öfkemizin içinde patladığı zamanlar. Aslında bir şey yapmak istiyoruz, yapacak gücümüz yok ama böyle yapmadığımız için de çok fazlaca öfkelendiğimiz zamanlar. O yüzden böyle bazen ülkelerin bile birbirine girdiğini görebiliyoruz ki biz girmeyelim. Yükselenlere göre etkileri var tabii ki de. Çünkü Mars hangi evimizdeyse biz o konuda mücadele ediyorduk bir süredir. Artık o mücadeleden birazcık geri kaçacakmışız gibi görünüyor. Yükselenlere göre etkisini anlatacağım. Dünkü çekimde ikizleri unuttuğum için yükselen ikizlerle başlamak istiyorum. Yükselen ikizlerin 11. evinde şu aralar Mars. 9 Eylül itibariyle de orada geri gitmeye başlayacak. 11. ev konuları neydi? Topluluklar, kalabalıklar, hayaller. Kalabalıklar içerisinde insanlarla sebepsizce kavga edebilirsiniz. Birileri size sebepsizce çatabilir. Siz öfkelenmeye başlayabilirsiniz. Hayalleriniz konusundaki motivasyonunuzu biraz kaybedebilirsiniz. Bu kadar negatif şey söylemeyi de hiç sevmiyorum. O yüzden bir de Jüpiter diyeyim. Jüpiter de 17 Eylül'de düzelmeye başlayacak. O yüzden 17 Eylül'den itibaren de birazcık daha en azından parasal konularda güzel sürprizler. Bir süredir sizi çok zorluyordu Jüpiter'in retro olması 8. evinizde. O yüzden Jüpiter'in düzeliyor olması da size parasal anlamda, mahkeme sonuçları anlamında, krediler anlamında, primler anlamında güzel haberler getirmeye devam edecek tekrar. O yüzden ben böyle yapayım. Bir Mars, bir Jüpiter söyleyeyim ki moralinizi çok da bozmayayım. Yükselen yengeçle devam edeyim o zaman sırada. Yükselen yengeçler. Mars 10. evinizde geri gitmeye başlayacak. Kasım ortasına kadar da geri gidecek. Geri giderken ne olacak? Şimdi kariyerinize çok hırslıydınız bir süredir. Onu yapayım, bunu başarayım, bu terfiyi de alır mıyım, işte bu patronla da konuşur muyum derken Mars orada geri gitmeye başlayacak. Aman konuştum da ne oldu? Şimdi adımımı atacak halim de yok. Öf gideceğim bir saat konuşacak deyip böyle bir adım atmaktan, hareket etmekten biraz çekiniyor olabilirsiniz. Yani çekinmek demeyeyim de enerji bulamayacaksınız açıkçası. Bulduğunuz enerjiyle de gittiniz, konuşmaya başladınız. Karşındaki insan sizi dinlemiyor olunca da agresyonun patladığını düşünebilirsiniz. Bazı kelimeleri çok kötü söylüyorum. Peki iyi olan şey ne? Yükselen yengeçler için 17 Eylül'den itibaren Jüpiter 7. evlerinde düzelecek. Evlilik konusunda, ilişkiler konusunda, ortaklıklar konusunda bir süredir zorlanıyordunuz. İlişkinin nereye gittiği anlaşılmıyordu, bu adım atmıştı şimdi geriye niye döndü, düşüncelerinin çok yoğun olduğu zamanlardı. Artık şimdi ad koyma, isim koyma, nereye gideceğini konuşma zamanları, bu konuda da olumlu dönüşler alacaksınız. Belki de giden sevgililerden, sevgiliden bir haber alabilirsiniz, güzel, mutlu haberler alabilirsiniz. Yükselen aslanlar. Mars 9. evinizdeydi. Eğitimler, eğitim alayım, eğitim vereyim, onu da yapayım, bunu da yapayım, yurt dışına mı gideyim, yurt dışına bağlantılı bir şey mi yapayım heyecanı biraz kaçacak. Ne demek kaçacak? Sorunlar çıkacak o eğitimlerde. Yetişemeyeceksiniz belki. Belki ona gücünüz yetmeyecek. Ay akşam da bu eğitimi almayayım artık diyeceksiniz. Biraz zorlanacaksınız, biraz öğrenmekte zorlanacaksınız. Belki enerjiniz hiç kalmayacak. O yüzden yeni eğitimler alma konusunda birazcık daha durun. Ya da eğitim alıyorsanız hemen her şey su gibi akmasını beklemeyin. Biraz zaman verin. Çünkü hani orada biraz pürüzler çıkacakmış gibi görünüyor. Peki Jüpiter hangi evinizde düz gitmeye başladı? Başlayacak 17 Eylül'le beraber 6. evinizde. İşlerinde her şey biraz yoluna girmeye başlayacak. Çünkü bir süredir
Yani başınıza gelmemiş, aksilik kalmamış olabilir. Yani böyle sorunlar çıkmış olabilir, emeklerinizin karşılığını alamamış olabilirsiniz. Yaptığınız görüşmelerden dönüşler gelmemiş olabilir, artık gelmeye başlayacak. O yüzden bu da güzel haberimiz olarak kayıtlara geçsin. Yükselen Başaklar. Mars 8. evde geri gidiyor. Yani kredi alma konusunda bir kere daha düşünün. Sağlığınıza biraz daha dikkat edin. Büyük borçlara girmeyin. Çünkü böyle pürüzler çıkabilir, sıkıntılar çıkabilir, şartlar istediğiniz gibi olmayabilir. O bankayı birbirine katmak zorunda kalabilirsiniz. Birazcık böyle biraz hakikaten sizin gerçek anlamda enerjiniz düşecek. Yani sağlık anlamında da böyle biraz daha vitaminler, biraz daha destekler, birazcık daha moralinizi, motivasyonunuzu yükseltecek şeyler yapmanızı tavsiye ederim. Hemen ben bir tane moral motivasyon yükseltecek şey söyleyeyim. Neyi anlatıyordum ben? Bu da böyle bir şey işte. 5. evinizde Jüpiter düz dönecek. Doğal olarak da Jüpiter 5. evinizde düz döndüğünde aşk konusundaki tıkanıklıklar, bir süredir hiç eğlenemiyor olabilirsiniz, bir süredir hiçbir şeyden zevk alamıyor olabilirsiniz. Artık zevk almaya, birazcık daha eğlenmeye, birazcık daha flört etmeye, o aşktaki şansınızın tekrar döndüğü zamanlara geleceğiz. O yüzden boş verin parayı deyip aşka dalın derim ben. Yükselen Teraziler. İnşallah bir şey unutmadım arada yine. Yükselen Teraziler, Mars 7. evinizde geri gidiyor. Ne demek bu? 7. ev ortaklıklar, ilişkiler, evlilikler demek. Bir süredir zaten evlilikle ilgili böyle bir mücadeleniz varsa artık mücadele edecek gücünüzün kalmadığını hissedebilirsiniz. O yüzden en azından Kasım'ın sonuna kadar evlilikle ilgili kararlar almayın ya da evlilikle ilgili çok yıpratıcı süreçlere girmemeye çalışın. Daha işte ne bileyim, daha yumuşak geçirmeye çalışın. Enerjiniz yoksa kendinizi zorlamayın. Çünkü hakikaten artık o motivasyonu kendinizde bulamayacaksınız. İşte ciddi ilişkisi olanlar bu dönemde evlilikle ilgili ya da başka bir ciddi bir adımla ilgili bir şey yapmayın. Pürüzler çıkacak. Birazcık daha işte sumut götürmeye çalışın. Kasım'dan sonra evlenecekseniz bir şey olmaz. Kimse de ölmez birkaç ay geç evlendi diye. Yükselen Teraziler için güzel haber, Jüpiter 4. evlerinde düz gidecek. Yani düz gitmeye başlayacak 17 Eylül itibariyle. Anlamı şu, ev almak istiyorsanız o konuda bir adım atabilirsiniz belki. Ya yine Mars'ın o 7. evdeki ters gidişi bir işleri zorlaştıracaktır ama en azından evinizin bereketi artacaktır. Köklenmekle ilgili, sahip olmakla ilgili, aile içi ilişkileri düzeltmekle ilgili şansınız yaver gidecek. Bunu söyleyebilirim. Yükselen Akrepler. 6. evde geri giden bir Mars. Günlük iş hayatında her şey ters gitmeye başlayabilir. Projeler patlar. Patronunuz patlar. Ya iş arkadaşınız bir anda işten ayrılmaya karar verir, bütün iş size yıkılır. Yani Mars 6. evde bugün ofiste sana ne yapayım şeklinde davranacak. Çok öfkeleneceğiniz, çok sinirleneceğiniz, çok kendinizden vereceğiniz zamanlara giriyorsunuz. O yüzden sağlığınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Vitaminler, yemekler, aman çalışmam lazım, şu yemeği de yemeyeyimler yapmayın. Çok dikkat edin. Kendinize dikkat edin bu anlamda. İyi haber şu, 3. evinizde artık geri giden Jüpiter tekrar düz dönecek ve düz hareketine başlayacak. O yüzden de arkadaşlıklarla ilgili, eğitimlerle ilgili bir süredir beklediğiniz şeyler varsa onlar olur. Seyahate çıkabilirsiniz. Tabii bu kadar yoğunlukta nereye seyahate çıkıyorsunuz çıkamayabilirsiniz. Ama en azından hafta sonu kendinize birkaç saat ayırın. Arkadaşlarınızla zaman geçireceğiniz, güzel şeyler yapabileceğiniz bir dönem. 17 Eylül'den sonra. Araba almak isteyenler varsa ondan sonra belki araba işine tekrar bir bakabilirler. Belki kafaları biraz rahatlar böylece. Yeni eğitimler almaya başlayabilirler. Ya da bekledikleri bir eğitim varsa onun başlayacağını öğrenebilirler. Yükselen Yaylar. Mars 5. evinizde geri gidiyor. O ne zaman? 9 Eylül'den sonra. Yani çok güzel, tam başlayacak dediğiniz bir aşk varsa 9 Eylül'den önce başlatın onu. Yoksa biraz sıkıntılı, biraz böyle ne yapıyorum? Ya kafam çok karışık, ya ben senin beklentilerini karşılayamam, ya işte güzel de ama ben biraz kafamı da dinleyeceğim teklinde tavırlar gelmeye başlar. Geliyorsa zorlamayın, bırakın Kasım'dan sonra bir daha konuşursunuz. Dediğim gibi aşkta, eğlenceyle ilgili, çocuklarla ilgili böyle bazı pürüzler, bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu da sizi çok sinirlendirebilir.
Ama Kasım sonrasında bırakırsanız bu kadar çok zorlanmazsınız. Ama hayatta bir şekilde iter siz onu yapın diye. İtilmemeye dikkat edin. Baktığımda Jüpiter hangi evinizde? Düz gidiyor, yaşasın para evinizde. Para gelecek yükselen yaylar. Gelmeyen krediler sonuçlanır. Gelmeyen maaşlar gelmeye başlar. Belki para kazanacağınız yeni kaynakları bulmaya başlarsınız. Doğal olarak da güzel şey. Aşkı bırakalım, paraya dönelim diyorum ben. Yükselen oğlaklar. Mars 4. evde geri gidecek. Ev sahibi arar, çıkacağım. Almanya'dan oğlum gelecek der. Su borusu patlar. Su borusu olsaydı bilirdiniz. Su borusu patlar. İşte evde sıkıntılar çıkar, krizler çıkar, kaoslar çıkar. Ne yapıyoruz? Mars retroda deyip geçmesini bekliyoruz. Geçmeyecek, sizi mücadele edecek ama en azından niye bunlar benim başıma geliyor yerine? Çözüm bulmaya çalışırsanız daha yumuşak atlatabilirsiniz. Jüpiter güzel haber, 1. evinizde normal seyrine başlayacak 17 Eylül'le beraber. Doğal olarak da hayatın geneline yansıyan bir şans var ev dışında. Beklediğiniz şeyler, beklediğiniz haberler, şanslı olaylar bundan sonra tekrar sizi bulmaya devam edecek bir süredir. Çünkü istediğiniz kadar iyi gitmiyordu. Yükselen kovalar. Doğru mu? Yükselen kovalar. Mars 3. evde geri gitmeye başlayacak. Arkadaşlar trip yapar. Kuzenler agresyona bağlar. Bu kelimeyi bir daha kullanmayacağım, söyleyemiyorum. Yakın ilişkilerde sıkıntılar çıkacak. Sen öyle dediğin de böyle oldu, sen bunu yaptığın da şöyle oldu. Bana bunu sözünü vermiştin de yapmadın. İşte hep bundan böyle, hep sen bunu böyle yapıyorsun. Böyle geçmişten de bir şeyleri getirip önünüze koymaya başlarlar. Sanki tutup da bu aralar söyleyecekleri gelmiş gibi. Herkesin söyleyeceği gelir. O yüzden bu aralar arkadaşlar konusunda diyoruz ki sakinim. Hangi konuda şansınız yaver gidiyor? Yaşasın. Kariyer evindeki Jüpiter normal seyrine başlayacak 17 Eylül itibariyle. Yani beklediğiniz iş teklifleri, beklediğiniz terfiler, beklediğiniz projeler varsa onlar için artık hazır olun. Artık kucağınıza düşmek üzereler. Yükselen boğalar. Mars 12. evinizde geri gidiyor. Ne kadar çok gizli düşmanım varmış arkadaş, ne kadar çok gözünüz varmış, ne kadar çok arkamdan iş çeviren varmış diyeceğiniz zamana hoş geldiniz. Kasım sonuna kadar yediğiniz hiçbir kazığı içselleştirmeyin. Deyin ki bu da böyleymiş, bu da böyle olmuş. Üzüleceksiniz, kalbiniz kırılacak, bu sizi psikolojik anlamda biraz zorlayacak. Sağlığınıza dikkat edin, gerisini boş verin. Ama 9. evdeki Jüpiter düz seyrine başlayacak 17 Eylül'de, anlamı şu: seyahatler. Gerçi koronadan nereye seyahate gideceksiniz de bilmiyorum ama en azından hani aksayan bir şeyler varsa belki onları toparlamaya başlarsınız. Belki yeni eğitimler, belki yeni seyahat planları yapmaya başlayabilirsiniz ki Ekim-Kasım çok seyahat edecek gibi değiliz. Ama yine de en azından hani anlaşmalar yapılabilir. Daha sonraki zamanlar için ya da planlar yapılabilir gelecek sene için. Bu konuda bir şans ve eğitimle ilgili, mesela yüksek öğrenimle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Akademik kariyer yapmak isteyenler bu dönemi çok güzel kullanabilir. Yükselen ikizler ve bitti. Bakayım, 13 dakika konuşmuşum. Bence düne göre bayağı kendimi geliştirdim. Umarım beğeniyorsunuzdur. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel destekler aldım. Henüz kötü bir yorum almaya hazır değilim. Ama sanki böyle güzel olacakmış gibi, daha Instagram'a yazmadan YouTube'da anlatmaya başladığım için de kendimi birazcık ihanet etmiş gibi hissediyorum. Ama bir süre bunu bir deneyelim bakalım. Görüşmek üzere.